Kimse zarar görmedi değil mi hatunlar? Vallahi ummadık taş baş yarmış beyim. Az çiçeğin yaveri var beyim. Mengin'in üzerine kapıyı kilitledi de sükunetle çıkıp geldik. Vallahi denge hatunun kulaklarından alev çıkmıştır. Ya, al çiçeğin yaveri esaslı kızmış beyim. Ya siz beyim? Siz nasıl çıktınız onca mızrağın arasından? Hisar'ın etrafına uçan ataşları dizdiğimizi söyleyince bırakmak zorunda kaldılar. Ya yok olur mu hiç öyle şey? Kendi mülkümüze estağfurullah. Ama şüphesi dahi yetti beyim ha. Bizden sonra hakikati anlamışlardır. Ama Bengi bir hamle yapacaktır. O vakit biz de ona göre tedbirimizi alırız. Tedbirinizi alasınız. Biz de düğün için söz verdiğimiz gibi İnegöl'ü almaya gideceğiz. Ya inşallah düğünümüzü İnegöl'de yapacağız. Orhan. Beyim. Güzellikle olmazsa cebren. Alplara haber ver, obaya gitsinler. Koçbaşını ve kuşatma silahlarını alsınlar. Buyruk beyimdir. Haydi. Beyim. Turgut Bey'le mi savaşacağız? Evvel Turgut Bey'le. Ama davamız uğruna soluğumuz yettikçe gerekirse cümle cihanla savaşacağız. Haydi. Hepsi görecekler. Benim hatunumu kaçırmanın bedelini. Hepsi ödeyecek. Bayındır. Evvel kelamını düzelt, öyle konuş. Alçacak senin hatunun değil. Benim kızımdır. Olacaktı. Doyun edeyi okurduk. Şimdi karşıma geçip Osman Bey'i savunmazsın herhal. Bayındır Bey. Bayındır Bey haklıdır Öktem Bey. Al çiçeği kaçırmakla bardağı taşırdı Osman Bey. Şimdi hepsini o taşan suda boğma vaktidir. Bana verilen sözü çiğnediler. O sözü bana sen verdin. Senin sözünü çiğnediler. Şimdi de biz onları çiğneyeceğiz. Bu böyle bitmeyecek. Yeter Bengi. Yeter. Olanların cümlesi senin yüzünden. Sana gelince bayınır. Anlarım. Öfken vardır. Bilirim. Onurun yaralanmıştır. Ama al çiçek senin hatunun değil, benim kızımdır. Gereğini elbet ben yaparım. Bir daha sakın bana hesap sormaya kalkma bayındır. Onca yılın hatırı demem. Bilesin. Sen anca bize dişini göster. Sultanın gözünde iki paralık olduk. Öfkesinden Hisar'da dahi duramadı. Hele sen Öktem Bey, hele sen bir kızına dahi sahip çıkamayın. Bayınlar! Aybars! Alplara söyle pusatlansınlar. Yenişehir'e giderik. Sen gelmeyeceksin Bayındır. Ben kızımı almaya giderim. Senin orada işin yoktur. Selametle kalasın.
olsun Öktem Bey. Öyle olsun. Hüseyin. Kahrolası vicdanıma yenildim. O Aktemur itini o lafa vermeden kendi ellerimle gebertmeliydim. Ama geç olsun güç olmasın. O için yüreğini ellerimle sökeceğim. Haydi. Bıraktı sandım. Korkup kaçtı sanmıştım. Meğer ne eziyetler etmişler. Gelirdi. Yoksa gelirdi. Bunlar senin midir? Aktemur'un hediyesidir. Takas. Uyandın ha? Uyandı. Oğlum. Allah'ım yarabbim şükürler olsun. Uyandın ha? Bak sana kimi getirdik. Emin Alçıçı'yı düğününden kaçırıp getirdi sana. Aktemur. İyisin he mi? Ana. Haydi. Siz konuşun. Ben kapının önündeyim. Ne düşünür durursun Turgut Bey? Mülkün için mi çekinirsin? Ayıp sayısı arttırıldı. Okçular da konuşlandı. Tüm tedbirler tamdır. Eyvallah. Sultanın olduğu yerde beyin hükmü geçersizdir. Sen bu tedbirleri arttırmakla beyhude bir iş yaparsın Turgut Bey. Osman Bey'i benim kadar iyi bilseydiniz, siz de tedbir gerekeceğini bilirdiniz. Sultanım. Ben Osman Bey'i iyi tanırım. Sen beni tanımazsın. Okçular.
Tedbir alacaksın elbet. Çünkü kelamın yetmediği yerde söz kılıçlarındır. Ben gene de tedbir gerektir derim. Osman Bey yolunu doğru bilirse asla ve kat'a laftan anlamaz. O zaman biz de onun anladığı dilden konuşuruz. En ufak bir yanlışında Osman Bey ölecek. Buyursun gelsin. Gürültülü bir geliş. Niyetin kötü belli ki Osman Bey. Yoo. Niyetim halistir. Tüm varlığını ortaya koyarak hak ettiği bir kaleyi Turgut Bey'den almaya geldin. Bu mu halis? Doğru söylersiniz. Hak ettiği sürece kale Turgut Bey'indir. Hayır. Gayrı hak etmez. Hadsizsin. Bunun kararını sen veremezsin. Yapamazsın dediğiniz ne çok şey yaptım İsmail Sultan. Şimdi kaleyi terk edeceksiniz. Senin rahatça hüküm sürdüğün dönem, benim bu topraklara ayağımla bastığım gün bitti. Toprakların tek hakimi Sultan Alaaddin'in fermanıdır. İnegöl Kalesi bu fermanla Turgut Bey'e verilmiştir. Turgut Bey İnegöl'ün tek hakimi değil, şüphesiz sahibidir. İnegöl benimdir. Daha ne deyi zorlarsın? Bırak da hak yolunu bulsun Osman Bey. Sultan. Ben ağabeyimi bu topraklar için şehit verdim. En kadim düşmanım. Nikola'nın kellesini bu topraklarda aldım. Ben yıllardır bu toprakların hayalini kurarım. Ben yıllardır burası için emek veririm. Öyle bir kağıtla gelip burayı benden alamazsınız. Sultanın fermanına karşı mı gelirsin?
Dediğin gibi. Ne laftan anladı, ne kağıttan anladı. Askerler! Şimdi tekrar sorarım. Sultanın fermanına karşı mı gelirsin? Bunu göze alabilir misin? Benim göze alacaklarımı sen düşünü bile kuramazsın. Sen de benim yapabileceklerimi düşünde bile göremezsin. Beni kimselerle karıştırma. Ben bir emirle gelen vezir de değilim. Bir Moğol komutanı da değilim. Ben İsmihan Sultanım. Kim olursan ol. Kan dökerek aldığım bu toprakları kanı akıtmadan bırakmam. Öyle mi? Kanından daha fazlasından olacaksın Osman Bey. Misafirimiz var. İmparatorun vekili ve naibi Yüce Kant'a kuzen olsun. Çekilin. Bana kardeş kanı döktürmeyin. Çekilin! Atlar! İndirin pusatları. Al çiçek! Anan geldi. Baban geldi. Haydi! Al çiçek, haydi! Bengi Hatun. Evvela benim konağımda kimseyi ayağına çağırmayacağını bilesin. Düğünden kızımızı kaçırmak ne demek Mahlun Hatun? Siz hangi töreye göre hüküm sürersiniz? Öktem Bey, sen aklı selim bir adamsın. Osman Bey'in böyle bir şey yok yere etmeyeceğini bilirsin. Bu muydu yolu Bala Hatun? Ha diyesin bana. Kızım anasına bayındıra varacağım demiş. Bu muydu yolu Bala Hatun? Öktem Bey, birisinin gözünü hakikate kör etmiş anlaşılan. Aktemurlu Alçıçek birbirine sevdalıdır. Biz usulde biliriz. Haber saldık, kapına geldik. Ama sen sözünden dönüp bize bu işi etmeyi mecbur ettin. Kızım bir ömür. Sevmediği bir adamla yaşasın mı istersin Öktem Bey? Haydi pusatlarınızı indirin de bu işi tatlıya bağlayalım. Gayrı boş laflarınızı dinlemeyeceğiz. Ablar! Önünüzde duranı ezin. Haydi! Ana! Al çiçeği. Baba. Kızım. Haydi gidelim buradan.
Osman Bey, gördüğünüz gibi biz burada iki devleti temsil ediyoruz. Bizimle anlaşma yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Benden yardım isterken böyle heybetli görünmezdin Kanta Kuzanoz. Makam sana epey bir yaramış. Geçmişte yaşayanlar sadece geçmişi kurcalar. Artık karşınızdayım. Ve bir anlaşma yapacağız. Eyvallah. Eyvallah. Ama biz geleceğimizi geçmişe bakarak kurarız. Bunu sakın aklından çıkarma Yasin. Şimdi nedir bu anlaşma? Sultan Hazretleri anlatsın lütfederse. Burası Konya. Burası ise Konstantiniye. Tam ortadaysa sen varsın. Yani masayı biz ayakta tutuyoruz. Siz ortasını oyuyorsunuz. Artık buna son vereceğiz. Senin varlığın bu topraklara zarar verir Osman Bey. Bir gücün varsa bu iki devletten devşirdin. Senin yaptıkların bu topraklarda sadece kan ve gözyaşı getirir. Sulhü siz mi getireceksiniz? Derdi sadece taht, güç hırsı, hakimiyet olanın. Ne vakit ahaliye bir faydası görünmüş. Sizin tek derdiniz yerinizi sağlamlaştırmak. Sırf kendinden farklı düşündü diye kendi beyinin mülküne el koyan bir adam için çok iddialı laflar. Karacahisar, Kulucahisar ve dahi Bilecik kaleleri. Bu kaleleri bana teslim edeceksin. Ve bu hisarların tüm ticari vergileri Bizans'ta kalacak. Kervanlar da Konstantinopoli ile çalışacak. Aynı şey Söğüt ve Yenişehir için de geçerli. Zaten anlaşma yaptıktan sonra elinizde bir tek bunlar kalacak. Benim kanla aldığım toprakları kağıt üstünde vermemi istersiniz. Düşmanın bağrına koçbaşı gibi uzanan yerleri size vereceğim. Bir de üstüne başımı istersiniz. Ya. Biz anlaşmanın şartlarını güzel bir dille belirttik Osman Bey. 10.000 atlı Yenişehir'e girmek üzere hazır. Senin kararını beklemekte. Beni buna mecbur bırakma. 1.000 şövalye ve 5.000 piyade de benden emir bekliyor. Osman Bey, biz sulh için buradayız. Lütfen siz kan istemeyin. Ben kan istemem.
Ben kanla beslenmem. Ama eğer beni yurdumdan atmak isterseniz anlaşmanın akıbeti de işte budur. Kararımı yarın bildireceğim. İyisin değil mi? Ha? Kızıma bir şey ettiyseniz sizi bu konakla bir yakarım. Siz daha beni tanımıyorsunuz. Daha hiçbir şey görmediniz. Aktemur! Hepinizi cayır cayır yakarım. Lafını bile atın. Kim ne yapabilir Alçiçeğe? Çok korktum Aktemur. Çok ağladım. Beni bıraktın. Korkup kaçtın sandım. Sana gelirken cehennemlere düştüm. O oğlu Fit'i, sevdiğin kız Bayındır'a varacak dedi. İnanmadım. Ama sen korkup kaçtığıma, seni bıraktığıma inandın. Her şeye inandın da
Bir benim sevdama inanmadın. Hem de o küpeleri çıkarırsın. Gayrı gözyaşını bayındır için dök. Rezillik bitti. Sen haddini aşalı çok oldu ama benim de sabrım taşmak üzere, haberin olsun. Haydi gidelim. Aktemur, ne olur böyle? Nereye gitti Alçiçek? Benim kararımdır. Ben git dedim. Osman Bey, sultanın toyundan kız kaçırdı. Sen de ona git mi dedin? Ayşe. Aktemur. Ne demek olur bu? Sen bunu Alçiçeği nasıl yaptın? Hakkınızı helal edin. Sizi yordum. Ama ben Alçiçeğin sevdasına inanmam. O beni yarı yolda koydu. Benim sevdalandığım Alçiçek ne yapar, ne eder, o düğün toyunu kurdurtmazdı. Aktemur. Bu meselede daha da üstüme gelmeyin. Ayşe. Senin adına il tutan koyduydum. Bütün illeri birlikte tutacağız diyor. Ama şimdi fitne ehli birlik olmuş. Bizden elimizdekiler ister. Senin asinalların nice küffarın toprağını ezecekti. Şimdi küffarla birlik olmuşlar, bizim yurdumuzu isterler. Boşuna taşırım. Ne de seni boşuna hazırlandırırım.
Bu öyle kolay olmayacak. Kanla alınan yalnızca kanla verilir. Yalnızca bizim kanımız değil. Nice masumun kanıyla tehdit ederler. Yok. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla. Peki ya. Korktuğumu düşündüklerinden ötürü mü teslimiyetten çekinirim? Ha? Yok. Korkmaktan dahi korkmam. Varsın ne düşünürlerse düşünsünler. Eğer kabul etmezsem o vakit iki devletin arasında ezileceğiz. Kurduğumuz devlet düşü ebediyen yok olacak. Ama eğer hisarları verirsem onlara karşı hala hamlem olacak. Canını düşünenler çoktan döndüler. Bizim ardımızdakiler canından geçmişlerdir. Peki ya? Ya teslimiyet? Ya teslimiyetten ötürü benim ardımdakilerin? Ya benim ardımdakilerin düşleri de kırılırsa? O vakit ne olacak? Ya. Düşün Osman. Osman. Ama düşünerek bulunmaz yerdeyiz. Oh. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Sen her şeyin sahibi Rabbim. Sen bu aciz kuluna yardım et. Önümüz ateş. Ardımız sel. Ya Rabbi. Sen merhamet eyle. Sen her şeyi bilen, her şeyi görensin. Ya Rabbi. Sen bana bir yol göster. Sen bana bir yol göster. Amin. Amin. Osman Bey'den hala haber yoktur ama tedbirli olmakta fayda var. Ayşem. Aktemur'un ettiğini mi düşünürsün? Beni bile karşına almayı göze aldı balam. Onca emeğinize karşılık imdi de çıkmış. İstemem diyor. Asıl Osman Bey'e ne diyeceğiz? Onu düşünürüm. Gönlü yoksa ne yapsın Ayşem? Emek verdik diye umutsuz mu olsunlar? Yoksa Osman Bey'den çekinip gönülsüz iş mi yapsınlar? Hepimize hayırlısı böyleymiş demek düşer. Doğru dersin. Hele bir Osman Bey sağ salim gelsin de bir iyi haber getirsin. Onunla da bir etraflıca konuşayım şu durumu. İnşallah. Destur var mıdır? Size haber getirdim. Ama hayır değildir. Kantık Özenos ve İsmihan birlik olmuş. Anlaşmayla hisarları ve kaleleri isterler.
Sen ne dersin Şamil? Osman Bey ne der bu vaziyete? Bilmezim. Neye güvenirler? Ordu düzeni almışlar. Binlerce atlı ve şövalyeden bahsederler malunatun. Aktemur! Ablar! Aktemur, abları kuşat. Vaziyet çetindir. Üzerimize binlerce düşman gelir. Buyurulur malunat. Sade ablar değil. Esnaf, talebe, herkes. Kutlu, tez medreseye varırsın. Buyurunur beyim. Ayşe, bacılara varırsın, hazırlıklarını etsinler. Dursun Fakı, Söğüt, Yenişehir ve çevresindeki tüm dervişlere haber salasın. Gönlü bizimle atanların cümlesini ardımızda bekleriz. Mahlun, Osman Bey'in savaş kararı alacağından emin miyiz? Aksi mümkün müdür Bala? Teslim edecek değiliz ya. Osman Bey'in işine akıl sır ermez. Biz de teslimiyet istemeyiz. Ama Bala, şu saydıklarımız bile kaç kişi eder? Binlercesinden bahsederler. Şamil, Boran'a haber salasın. Yenişehir civarına hendekler kazılsın. Surlar güçlendirilsin. Söğüt'teki abları da bu yana çekelim. İsmihan oradayken Söğüt'ü savunamayız. Buyurundur malunatım. Haydi! Bütün ablar harekete geçsin. Bala, seninle sır sırtı yıllarımızı devirdik. Gerçekten teslim olacağımıza ihtimal verir misin? Teslim değil. Ricat. Verdiğini geri alırsın. Ama o vakte iki devlet arasında candan olursan alacak bir şey kalmaz. Bu mülkler canla alınır, canla verilir. Usul böyledir. Lakin Ricat olacaksa bile benim devlet ana olarak tedbir almam icap eder. Riske atamam. Eyvallah. Ana, ben Karacahisar'a varmak isterim. Emanetimi kimseye teslim etmeye niyetim yoktur. Karacahisar'a haber sal. Tedbiri artırsınlar. Baban gelene dek burada kalman en doğrusudur. Vereceğiz mi hisarlarını? Hatanın ne hamle edeceğini ben dahi kestiremem evlat. Düşman hiç kestiremez. Ama merak etmeyesin. İlla bir şekilde bu işin üstesinden geliriz. Sen sıkmayasın canını. Eyvallah ana. Ben de dervişlere yazılacak mektuplara bir el atayım. Onları tezelden Dursun Fakih'e iletmek icap eder. İyi o vakit. Haydi. Süleyman Şah'tan, Ertuğrul Gazi'den bu yana amaç yurt kazanmaktı. İmdi kazanılan bu yurtlardan vazgeçilir, geri dönülür ha? Kim dedi vazgeçeriz? Kimden işittin? Şu hareketliliğe telaşa bak. Kim vazgeçer? Onca yıldır bu yoldasın. Vazgeçildiğini gördün mü? Vazgeçilmezse işte o vakit yok oluş başlar. Çivi mi çakacağım dünyaya? Kart öküz, baltadan korkmaz. Benim sakıncam sizler içindir. Sen bizler için hiç tasalanma. Cenk etmek için doğan şehadetten korkmaz. Yürüyeceğiz. İyi hoş dersiniz de beyler. Bakasınız hele. Kaç kişi kalmışız? Turgut Bey yok, Ökten Bey yok, Bayındır Bey yok. Yol var da yürüyecek adam kalmadı. Yürümeye yol varsa yürünecek yer bulunur Emirhan Bey. Tasa etmezsin. Kaderle inatlaşılmaz beyler. Gayret olmadan kaderden medet umulmaz. Alplar, Osman Bey nerededir? Osman Bey gelin!
Divana buyurun. Diyecekleri mühimdir. Sultan Osman Bey'e güvenmez. Bunca asker dizip sövdü, karargah ettiyse Osman Bey'in kaleleri vermeyeceğini düşünür. Sen ne dersin beyim? Sence verecek mi kaleler? Göreceğiz Kutan. Göreceğiz. Hele durun. Bunlar ne ettiğini bilmez. Bekleyeceksin amca. Buyur Turgut Bey. Bizleri zaferden değil, seferden mesul tutan Yüce Allah'ın 99 adıyla divan açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bey divanından fazlası gerektir. Açın kapıları. Herkes işitsin. Çağırın, herkes gelsin. Ben konuşmadan evvel sizleri işitmek isterim. Buyurasınız. Savaşacağız de ardındayım Osman Bey. Hisarları vereceğiz de yine ardındayım. Muhalefet vakti değildir. Beyim, can vermek için çıktığımız yoldan obamıza canlı dönersek hesabımız çetin olur. Vur da vuralım. Vaktinde şüphedeydik kim halk taraftır diye. Kılıç hakkı olan mülklere göz koyarlar Osman Bey'im. Sen hak tarafsın. Ölümün ardındayız. Hatunumla vedalaştım. Evladımla helalleştim. Altlarım hazır. Buyruğunu beklerim. Can bize emanet Osman Bey. Bu emaneti teslim etmenin vakti ise ederiz. Beyim, Rabbim sınavımızı hakkıyla geçmeyi nasip etsin. Ben senin sırdaşınım beyim. Seninle mezara dek dayağın dişmişim. Gayrı vaktidir. Bu benim ikinci hayatım beyim. İlkini sen bağışladın. İkincisi de dava uğruna feda olsun. Benim diyeceğim yoktur beyim.
cenk meydanında beni göresin. Ardımda sizin gibi cesurlar olduğu sürece, sizin gibi serden geçenler olduğu sürece bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Ağır olasınız. Maşallah. Şimdi ben kararımı açıklayacağım. Osman'ın elinde yeteri kadar asker ve silah yok. Ticaret güzergahları da bizim kontrolümüz altında. Yani bize karşı çıkamaz. Ha olur da çıkarsa yok olacağını bilir. Beyler ve beylikler de bana bağlıdır. Osman yardım ararsa aradığını bulamaz. Kan da kuzen olsun. Osman zaten bu kadar yükün altından tek başına kalkamaz. Kaleleri teslim etmekten başka çaresi yok. Sen ne dersin Turgut Bey? Osman kaleleri teslim edecek mi? Benim bildiğim Osman Bey canını, kanını, başını dahi verir ama yurdunu vermez. O kadar kolay olmayacak yani. O zaman önce biz canını, sonra da kaleleri alırız. Ama öncesinde benim birisini görmem gerekiyor. Hepiniz ne diyeceğimi merak edersiniz. Ama bilesiniz ki kararım kesindir. Mülkler, Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalesi. Gayrı bunları İsmihan Sultan'a teslim edeceğim. Toplanan bütün birlikler dağılsın. Herkes yavaş obasına gelebilir. Osman Bey. Beyim, etme. Etmeyesin beyim. Buyruk senindir derdiniz bu vakte kadar. Ayrı buyruk benimdir. Uyulacak. İsmihan Sultan'a haber salın. Hisarlara, kalelere ulak çıkarılacak. Alplar karşılık vermeden kaleleri teslim edecek. Sultanı kışkırtmadan parça parça herkes Yenişehir'e gelecek. Buyruk beyimindir. Gayrı divan bitmiştir. Haydi. Osman Bey, sen kayının beysin. Bunca şehidin kanıyla sulanmış kaleleri, hisarları nasıl veririz? Baba, etme. Ciğerimiz yanar. Bunca bey ardındayım, yürü der. Sen ne diye durursun baba? Evlatlar. Her şeyin bir vakti var. Vakti geldiğinde siz de beni anlayacaksınız.
Vallahi ben böyle bir karar beklemezdim beyler. Biz geçtik candan. O geçmedi ha beyler. Osman Bey canından geçemedi. O sadece sizin için korkar. Kendi için değil. Hakkı girmeyin. Ona mı düşer benim canımı düşünmek? İsmihan Sultan ettiklerinde haklıdır beyler. Kan akıtmadan kale teslim etmek de neymiş? Gayrısı bunu hak eder. Doğru söylersin. Bizi yarı yolda kodu. Turgut beyler zamanında doğru sapı seçmiş. Bizler yine yanılmışız beyler. Gayrı burada vakit çürütmek anlamsızdır. Haydi, herkes obasını. Haydi. Almaya gittiğinde Atışık Hatun eve dönmek için hazırlık edermiş. Sen ne diyorsun be? Ne olmuş ola ki? Beyim, bir muştum daha var. Bundan büyük muştum olur sen. Anlat. İmdi beyler toydan çıkarken işittim beyim. Osman Bey kaleleri geri verecekmiş. Selçuk'a kafa tutar edin. Şimdi gör bak. Beyliğinin başına neler gelecek. Ya madem gönlün var, ne de iyi konuşmazsın? Bana mı dersin Hülgen Hatun? Ne? Kim? Yok. Ben ne dediğimi bilir miyim? Ana Durga. Sana bir şey soracağım. Şimdi bir kız var. Bizim obada bu kız. Bu kızın bir de yavrusu var, değil mi? Bu kız oğlanı kendi kendine konuşurken duymuş. Oğlan kızı sevdiğini diyormuş kendi kendine. Talim eder gibi. Ben de kıza dedim bekle, bugün yarın bu adam sana sevdalandığını da diyecek. Dedi mi ya? Yok, demedi. Bir kelam etmedi, adı batası ya. Ama kızın yanında yöresinle dolanır. Da bir gözünün içine bakıp sevdalandım diyemez. Utanır belki. Ne, utanır mı? Bırak Allah aşkına koca adam, niye utansın? Utanır mı? Esat'tan utanır mı? Vay başıma gelen. Kolay gelsin. Thank you.
Beyim vazifeye göndermeden evvel bir karnımı doyurayım dedim ama. Afiyet olsun. Ülgen Hatun. Evet Buday. Desen ya bir adam. Niye utanırsın? Söyle gayrı. Bu bana yetmez. Az biraz daha aş istesem verir mi ki? Ben... sana... bir şey diyeceğim ama... Ceren Uday, he? Dinliyorum he, de. Yok, az daha aş istesem elimdekini de alır. Yok, doy Ceren Uday, doy. Yok, ben diyemeyeceğim. Hay zukkum çıksın. İki kelimeyi bir araya getiremedi. Oh! Ben bunu beklersem kabrime gelir ancak. Of kadersiz bacım of. İsmail Sultan, beyim anlaşmanızı kabul etti. Hisarları da sizlere teslim eder. Ben bildirmek için geldim. Çekiliyoruz. Beyinin doğru yolu bulmasına çok sevindim. Ona selamlarımı ilet. Böylesi hepimiz için hayırlı olacak. Yanlış yol sizi nereye getirdi? Tabii bana. Sonunda doğru safı seçtiniz ha beyler? Hakikati gördük Sultan. Huzurunuzdayız. Geç geldiğiniz için cezalandırayım mı? Ne olursa olsun geldiğiniz için mükafatlandırayım mı? Siz neyi lütfederseniz Sultan. Osman Bey size hakkınızı hiçbir vakit vermedi. Ben doğru saf olduğumu kanıtlayacağım. Ondan aldığım mülkleri size vereceğim. Biz buna layık değiliz sultanım. Mazur gör. Osman Bey miyim ben? Hakkaniyetsiz iş yapayım. Kalkın. Uraz Bey. Karacahisar bundan sonra senin mülkündür. Şahin Bey. Bilecik bundan sonra senindir. Demirhan Bey.
Kulucahisar'a hakkıyla hükmedeceğine inanırım. Hayırlı olsun. Allah emanetinize layıkıyla bakmayı nasip etsin sultanım. Allah razı olsun sultanım. Allah size ve devletimize zeval vermesin sultanım. Şimdi gidin. Kalelerinize kurulun. Kimin gölgesinde olduğunuzu asla unutmayın. Unutursanız güneş olur, sizi yakarım. Salim Bey, iyi iş çıkardın. Sadakatini kanıtladın. Sadakatim sadece sizin içindir sultan. Onlar zaten sizin için avluda biat ettiler. Şu an sadece resmileşti. Osman Bey kalelerden vazgeçmeseydi, onların inançları kırılmazdı. Bu da bizim kudretimizdir. Sual olunmasın. Emirleriniz sultanım. Salim Bey, Konya'da size verdiğimiz yüksek makamı iyi değerlendirin. Her daim emrinizdeyim sultanım. Osman kalelerini terk edip köşesine çekilecek biri değil. Mutlaka bir hamlesi olmalı. Bu sefer değil. Osman'ı öyle bir köşeye sıkıştırdık ki başka seçeneği kalmadı. Ya yok olacaktı ya da kaleleri verecekti. Yine de yapacağı her hamle için hazırlıklı olacağım. Fırsatını bulduğumda da onun canını alacağım. Ben sana sonsuz bir savaş sunuyorum oğlum. Yeryüzünde intikam alacak kimse kalmayana kadar kan dökebilirsin. Ama bunun için asker ve silah ihtiyacın olacak. Ben bunları sana verebilecek güce sahibim artık, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Bu yüzden savaşlarda seninle birlikte Müslüman kanı dökmek için Hristiyan olmaya karar verdim. Gerçek doğumun Yüce İsa'yı tanıdıktan sonra olacak Olaf. Doğru yolu bulacağını biliyordum. O yüzden rahipleri yanımda getirdim. Vaftiz olarak eski hayatını gömdün. Yeni hayatına dirildin. Yüce İsa kutsasın seni.
Bugüne başladığımda tanrım Odin'di. Şimdi ise baba, oğul ve kutsal ruh için nefes alacağım. Bağlarımız artık çok güçlü. Müslümanları bu topraklardan birlikte atacağız. Beyim, destur var mıdır? Gelesiniz. Beyim, kalaları beylere teslim ettik. Biz bu kaleleri almak için kanımızı döktük. Yetmedi, canımızı verdik. Asla teslim etmeyiz. İsmihan kendine sadık beyleri tahta oturttuğunu sanır. Ama beyleri İsmihan'a ben yolladım. Oyun içinde oyun kurdum. İsmihan da bu yemi yuttu. Yüreği gaza için atanı satın alamazsın. Yüreği ilahi kelimetullah davasıyla yananı yoldan döndüremezsin. İsmihan'ın ona sadık görünen beyleri aslında bize, davaya sadıktır. Kaleleri aldık. Emir ellerimizi oturttuk deyu sevinirler. Kaleler hala Türk'ün yurdudur. Düşman istediği hamleyi etsin. Beylerim orada olduğu sürece hakimiyet bizdedir. İsmihan Sultan bunlarla doymaz. Gözünü yeni şehre dikecektir. Diker ya, sarayı birbirine kattı. Yetmemiş, şimdi de topraklarımıza göz diker. Ama biz o göz oymasını biliriz. Her şeyin bir vakti vardır. Onlar hamlelerini yaptı. Şimdi kazandık sanırlar. Ama biz hamlemizi evvelden yaptık. Rabbimin izni ve inayetiyle inşallah kazanan biz olacağız. İnşallah. İnşallah beyim. Olması gereken olacak. Haydi ablar. Al çiçek. Alplar. Avluyu boşaltın. Hala su başına mı ağlarsın? Ha? Düğün günü bizi aleme kepaze ettin, yetmedi mi kızım? Kime derim? Kime derim al çiçek? Senin verdiğin söz bu kadar mıdır? Hatun. Yeter gayrı. Kızın halını görmez misin? Ökten Bey. Şimdi edilecek kelam mıdır bunlar? Geç bile kaldık. Bu kız bizi ezip geçtiyse bunun sebebi bellidir. Yüzüme bak. Ana! Kızın nasıl bir nazara koyduğunu görmek mi istersin? Bak gör. Doya doya seyret kızının cenazesini. Ama şunu bil ki tüm bu olanların sebebi sensin. Benge! Bırak vursun! Bırak baba. Vursun. Ama onu tokatla kesmez. Öleyim. Öleyim de sen de kurtulasın, ben de kurtulayım. Amma için böyle de soğumazsa sen de tutasın hançeri. Anca böyle hırsını alırsın kızından. Sen beni Akdemur'dan caydırıp gelin olmayı ikna ettiğin gün ben öldüm zaten ana. Bir daha öldür ana. Öldür! Bengi! Sakın!
Öktem Bey. Senin etmediğini ettim de yok. Bana bir daha sakın el kaldırma. Yoksa ne edeceğimi sen bile kestiremezsin. Yetti gayrı. Yetti. Öktem Bey, Bayındır Bey gelir. Gelsin hele. Kalk kızım. Şehirde tek kuş uçmayacak. Tek hata istemem. Buyurundur beyim. Aktemur. Maşallah. Tedbirleri iyice arttırmışsın. Ama kendini harap edersin. Az bir soluklan. Ne soluklanacağım ana? Vazifemdir. Bunca vakit yok yere aksattım yetti. Ne demek yok yere? Ne demek yok yere Aktemur? Onca vakit bu kız için bana karşı gelmedin mi? Sevdalandım ana demedin mi? Engeller kalktı. Emin gitti kızı aldı. Ne oldu? Hevesin mi kaçtı? Ana. İlk engel de benden Cayan. Benim sevdama inanmayan al çiçektir. Ama oğlum. Aması yok. Ana. Ben canımı onun yoluna sererken o Bayındır'a çeyizini sermiş. Gayrı bitti. Al çiçek mevzusu kapandı. Altlar. Bayındır Bey'in hediye sandıklarını getirin hele. O ne demektir Öktem Bey? Osman bir densizlik etti deyu. Ben niyetimden caymış değilim ha. Al çiçeği hala isterim. İsteme Bayındır. İsteme. Sen caymasan da ben caydım. Kızımı sana vermeyeceğim. Ne dersin sen Öktem Bey? Bengi Hatun, bir şey desene. Bayındır Bey, her şey pek tazedir. Müsaade et, biz bir süre düşünelim. Düşünecek bir şey yoktur. Gayrı al çiçeği bacın bir bayındır. Biz bu toyu kendi isteğimizle kurmadık Öktem Bey. Al çiçek hatunu senelerdir bacımız olarak görürüz. İsmi Han Sultan'ın buyruğudur. O yüzden kapınızı çaldık. Biliriz. Bayındır Bey. Sen de biliriz. Ama baba yüreği işte. Bunlar aceleye gelecek kararlar değil. Öyle değil mi Öktem Bey? Ben diyeceğimi dedim. Değil İsmi Han Sultan. Halifenin kendisi gelse... ben de verecek kız yoktur. Misafirliğin makbulü kısa olandır Bayındır. Hediyeleri de alıp varıp yoluna gidersin. Ha. İsmi Han Sultan da gönül koyacak olursa bu dediklerimi ona bir bir ilet. Bayındır.
olsun. Öyle olsun. Hüseyin! Altlar! Sağ olasın baba. Beni ona verseydin ben ölürdüm. Duymayacağım öyle kelamı aslında. He mi? Bundan gayrı senden habersiz iş etmeyeceğim. Emde Osman ne haldedir avcı? Kudretinizin altında ezilmiştir sultanım. Perişandır. Kalelerini alıp nefesini kestim. Vakti gelende ciğerini sökeceğim. Ama Osman yaralı durmayacaktır. Turgut'a haberci çıkar. Tez yanıma gelsin. Avcı. Birine daha haberci çıkaracaksın. Şimdi İsmail Sultan sanır ki onca şühedanın, onca gaziyanın hakkını gözüm kapalı onun kötü emellerine teslim edeceğim. Sanrılar onun sonu olacak. Her şeyin bir vakti var. Vakti gelende her münafığın başına geldiği gibi hakikat urganı onu dar ağacına götürecek. Ama bu hakikat yolunda en çok size iş düşer beyler. Buyurun Osman Bey. Uraz Bey. Karacahisar Kalesi'nin en zayıf noktası surların kör noktalarıdır. Oraları giriş kapısı gibi sağlamlaştınız. Demirhan Bey. Ulucahisar'ın en zayıf noktası da şark tarafındaki kapısıdır. Bunu da hele şöyle iyice bir onarasın. Eyvallah Bey. Cahin Bey. Bilecik'in en zayıf noktası da şimal tarafındaki girişi. Oradaki okçuları da üç katına çıkarasın. Buyurundur Bey. Benden habersiz tek bir hamle dahi etmeyeceksiniz. Eyvallah. Aman malzemeden kısmayasınız ha. Zira hepsini İsmail Sultan karşılayacak. Aliye hazineden bolca dağıtasınız. Az gelecek yerden tavuk esirgemeyecektir. Dediğin Bey. Haydi o vakit. Kazamız mübarek olan. Eyvallah. Eyvallah. Thank you.
hangi misafiri bekleriz de yemeyiz? Sultan Hazretleri. Yoksa gene Osman Bey mi gelir? Onu mu bekleriz? Osman Bey gelse bu kadar hiddetlenmezsin Turgut Bey. Otur otur Turgut Bey. Biz böyle saygı gösterilerine alışık değiliz. Otur. Yok. Yok, bu olmaz. Benim buna tahammülüm yoktur. Benim huzurumda, benden izinsiz. Bir hamleniz daha olursa, ikiniz de kellenizden olursunuz. Bu soysuzluğa, aynı sofrada lokma yutmaktansa, kellem almanız yeğdir. Kendine gel Turgut Bey. Olof, Kanta Kuzenos'un emrinde bir Bizans komutanıdır. Tıpkı senin, benim emrimde bir komutan olman gibi. Emri görevimden azlını isterim. Reddediyorum Turgut Bey. O vakit vurun kelleme bitsin. Bunlar lüzum yoktur. Çünkü sen geçmişi unutup geleceğe bakabilecek kadar zeki bir adamsın. Moğol, her yanı tarumar etti. Ahalinin savaşa değil, sulha ihtiyacı vardır. Bunun için de birlik gerekir. Bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Osman durmuyor. Turgut Bey. Olof, adamlarını hisarlara yerleştirdi. Çünkü hisarlara yerleştirdiğimiz beyler hala Osman'a sadık. Gayesini icra eder. Yani edecekti Osman Bey. Osman durmayacak. Durmaz. Tek bir düzen inşa edeceksek bunun için birlik gerek. Senden sakinlik ve uyum beklerim Turgut Bey. Sakinlik ve uyum. Sen de iyi yaşadın ha Serkis. Daha kaç kılık altında göreceğiz bakalım seni. Yanımdaki adamların sadakatini sorgulama, Olof. Ben de Kanta Kuzenos'tan alamayıp benden istediğin toprakları ve ona olan sadakatini sorgularım. Emredersiniz Kerem. Bununla iş tutmamızın sebebi Osman Bey'in hala kalelere sahip olmasıdır.
İşte bu etin en sert yeridir. Pişse pişmez, yense yenmez. Aynı çekip giden beyler gibidir. Çaykutay, şunları ince ince doğrayıp çorbaya katasın. Buyurun Nuri Bey. Ya Allah. Bunları yeme, çorbaya kat. Bana bak, ben yabani miyim, çiğ et yiyeyim. Ağzının tadını bilmiyorsun. Osman Bey'in mutfağında altlar çok çene çalmaz. Çene çalma. Bora, beyim zaten de şu soğanları ince ince doğra, ağzımıza gelmez. Emrin olur beyim. Öyle şu farın alnının çatında murur gibi ince görürüm hemen onu. Ne o? Beyler ne de böyle durur? Bey oldukları için ellerini mi bulamazlar? Haydi çok işimiz var. Etin işi uzun. Hele şöyle hamura ekmeğe bakasınız. Onca insana aş yapacağız. Aykurt kardeş. Ha kardeş. Hamuru şimdi beylere edecek. Ha. Etin başına geçecek ha. Ha doğru dersin kardeş. Beyim şöyle buyurasana hele başka şeye. Yemezler. Başka şey oturtup hamur işini vereceksiniz değil mi? Aktemur. Beyim. Hele gel bakalım. Gel şöyle gel. Al bakalım şu eti. Heh. Şunu da al. Şu eti sinirlerinden bir ayır bakalım. Maşallah. Maharetini sade pusatla meydanda bilirdik Osman Bey. Mutfakta bıçakta da bileydik. Mahareti gizlemekte fayda vardır. Gayrı faş olduğuna göre sizin gibi yiğitleri her daim mutfakta görmeyi dileriz. Eyvallah hatunlar, eyvallah. Kolay gele. Eyvallah. İyi bir şey yaptım dersin. Gelirler böyle tepene çıkarlar. Bunu sakın unutmayasın Aktemur. Terkutay, ne de yudurursun? Onca insana yemek yapacağız haydi. Buyurundur beyim. İnce doğru. Bak hadi bak, Terkutay'a bak. Elinden hiç bir şey gelmez. Vuh, anam mundar etti. Bir de buna çift hapsat tuturlar. Bileydim, bugün istirahat günü ben aş yapardım Cevda'ya. Özene bezene yapardım. Gerçi o yiyecek zaman hep öyle yaparım ya. Erdiyesini ala. Al çiçeği, ne diye gönderdin? İhtimaller Emre. Başkasına varacağına ihtimal verdi. Başkasına varmak da imkansızdı. O bunu mümkün kıldı. Kaydı bitti. Yüreğin sana kılavuz olsun. Bay Sungur, hele şu yüreği getiresin. Onu şöyle bir pişirelim de soframız çenmesin. Gürbüz, çorba oldu mu? Birazdan hazır olacak beyim. Olof'un adamları kaleleri beylerden teslim aldı. Bizden habersiz kuş uçurtmayacaklar. Surların kör noktalarını iyice kuvvetlendirin.
Demircileri tez oraya yığın. Çelikten kuvvetli olacağım. Surbaşlarını, kağıtları da arttırasınız. Buyurundur beyim. İsmihan Sultan'la anlaşmamız var. Artık Karacahisar'ı birlikte yöneteceğiz Uraz Bey. Hayırlısı olsun. Olsun. Bilecik'i artık birlikte yöneteceğiz. Hayırlı olsun. Valide Sultan'ın buyruğu başımızla beraberdir. Madem ki anlaşma böyledir, o vakit Kulucahisar'ı beraber yöneteceğiz. Beyler, Osman hamlemizi başarısız kılmak istedi. Biz de Olof sayesinde buna mani olduk. Bu dostluğun karşılığında tek bir şartımız var. Mazlumlara asla zarar gelmeyecek. Değil mi Olof? Ben nefes aldığım sürece masumları koruyacağım. Tanrı'ya ve onun oğlu İsa'ya yemin olsun. Şimdi tatmin oldun mu Turgut Bey? Hala bu sofradan kalkmak ister misin? Osman Bey'in Hisarlar'daki hakimiyeti son bulacaksa mutmainim Valide Sultan Hazretleri. Buyurun o vakit. Yanımızdaki bu konura fazla itimat etmeyin. Osman Bey'in gözü kulağıdır. Bizleri sağ salim sofraya oturtup nice nimetle nimetlendiren yüce Rabbime hamdü senalar olsun. Amin. Amin. Ailemle, kardeşlerimle, obamla birlikte böyle sofralarda oturuyoruz ya. Rabbime şükürler olsun. Amin. Amin. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerinize sağlık beyler. Mutfağı cenk meydanına çevirseniz de aşlar pek güzel olmuş. Yo. Altlar el birliğiyle toplanıp hepsini bitirirler değil mi? Ha? Bitirirsiniz değil mi? Yürük senin bitirirler. Bitirirler. Ellerinize sağlık yiğitler. İleride kendi hanenizde de aynı hareketleri bekleriz. Sade bey emriyle değil. Ekmeği, bulguru hep yakmış yanılır. Anam, Osman Bey daha da bunları mutfağa almasın. Sen ne dersin Hülya? Ne derim? Beyim, şey derim, sıkıştık. Ya mutfağa sıkıştık derim.
sofrayı avlu yahut divana mı kursaydık? Aş piştiği yerde lezzetlidir. Burası iyi. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, hisarlardan haber vardır. Eyvallah. Konuşursa hele şöyle oturasın. Bir şeyler ya. Beyim, tuzak kurmuşlar. Hisarlara Olof ve adamları da yerleştirilmiş. Ardında kim varmış? İsmihan Sultan ve Kante Kuzenos. Hakimiyeti paylaşmalarını emretmişler. Hele açın şurayı. Yarın bir gün bütün bu hercümers bittiğinde gidip de Olof'u İnegöl'ün başına dikmezsiniz inşallah. Onlara itimadım yoktu Turgut Bey. Sana güvenim tamdır. Güven her şeyin başında gelir. Büyük bir yangın çıkarmak için bir kıvılcım yeter. Ben bu kıvılcımları söndürmekle mükellefim. Nasıl ki Ali Selçuk'u ayakta tutmak için Mesud'u indirip evladımı tahta geçirdim, Osman'ı da yerinden ederim. Onu öldürdünüz ha. Sizden korkular. O halde sultan. Yüce Sultan oğlum merhamet etti, yaşamasına izin verdi. Şimdi çok sevdiği sarayında tutsaktır. Maşallah.
Sen ne edersin Turgut? Bunca olandan sonra kimlerle oturur kalkarsın? Kardeşin verdiği yara seni düşmanla aynı sofraya oturturmuş. Ama nereye gider bu yol? Nasıl olacak? Ne nasıl olacak Turgut Bey? Ne vakittir buradasın? Hoş gelmişsin. Görmedim seni, hoş gelmişsin. İşitmek istemeyen duymaz, görmek istemeyen görmez. Ne o? Edindiğin mülkler. Hakkın olan, helalin olan mülkler. Gayrı sana mahcubiyet mi verir? Görürüm ki nasihatin gene bize düşecek. Ne demeye geldin Kumral Abdal diyesin. Gafletten uyandın mı diye bakmaya geldim. Ne veriyor bu haldeyiz? Kumral Abdal. İkide bir gelip vicdanımı yaralarsın. Ama bir kez olsun Osman Bey'e gidip sordun mu? Ne veriyor bu haldesiniz? Bilir misin o gaflette midir yoksa uykuda mı? Yoksa kelamın sade bana mıdır? Hey koca dünya. Hey zehirli taht. Evvelce birbirinin yüzüne tükürmeyecek adamları yan yana getirirsin. Dostu birbirine kırdırırsın. Ama yok. Bütün suçu sana yüklemek olmaz. Suç, nefsinin esiri olup da uyanmamak için bin bir çukura düşmeyi göze alanındır. Düşmanla kol kola girip dostu satanındır. Kumral Abdal. Kelamın kılıçtan keskin olmuş yürek dağlar. Ama ben hürmetimi yitirmeyeceğim sana. Gayri yolundan çekilesin. Ben dinlemeyeceğim seni. Beni dinleme Turgut Bey. Ben kimim ki? Sana hakikati gösterecek olan yüreğindir. Sana aşk libasını giydirecek olan vicdanındır. Sen beni bırak. Şu kör nefsini sustur ki vicdanla işitebilesin. Haydi selametle. Thank you.
Gelersin yiğidim. Beyim. Diyesin hele. Şu şeytan hatun ne işler peşinde? Anlatasın. Kaleleri Olaf'ın adamlarını yerleştirdiler beyim. Bundan malumatım var. Başka? Ne şeytanlıklar peşinde? Onun ettikleri şeytanı bile ürkütür. İsmihan Sultan, Olaf'la Turgut Bey'i aynı sofraya oturttu. Turgut. Yufarla iş tutacak kadar nasıl gözlerin kör oldu? Nasıl? Toprakta arımar. Birlik derler. Ama göç için toplanan birliği dağıtırlar. Evladını tahta geçirdikten sonra oldu hepsi. Bekir Sultan Mesut. Ondan haber var mı? Vardır. İsmihan Sultan onu sarayda tutarmış. Güzel. Güzel. O vakit Konya'ya gideceğiz. Eğer ki Sultan Mesut'u kurtarırsak, İsmail'i ve Alaaddin'i başımızdan alacaktır. Evvelallah. Bu belayı da başımızdan def ederiz beyim. Buradadırlar beyim. Şimdi bir vazifen daha vardır. Yenişehir'e gideceksin. İsmail Sultan madem ataşarladı, o vakit Malhun'a haber edesin. İsmihan Sultan'a karşı tedbirli olacaklar. Buyruk senindir beyim. Eyvallah. Kurdukları oyunları baştan yıkacağız. Ah Osman Bey. Bana benlik hırs edersin ama... sen hırsından vazgeçmezsin. Ardımızdan da iş çevirirsin. Ah kardeşa. Haydi. Konstantiniyye'den gelirsin, öyle değil mi? Ne büyük saraylar vardır orada. Her şeyin en iyisi. Efendim. Çok yakında maharetlerini benim için kullanacaksın. Sultanım, Turgut Bey'den haber var. Konur ve Osman Bey görüşmüşler. Osman Bey altlarıyla Konya yönüne atını dehlemiş. Osman'ın konağına haber gönder. Onları ziyaret edeceğim. Marta. Gidip şu konağı alıcı gözle görelim bakalım. Avcı bekle. İmle. Evet. Eksik yedik olmayın. İsmihan Sultan burnu pek büyük. İmdi yemekleri beğenmez meğenmez. Eline göz vermeyek. Senin aşını kim beğenmez?
Sen miydin Cergüday? Ne? Bırak. Zaten indi gelecek, kim bilir ne kusurlar bulacak, olmaz. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Haydi. Bir lokmadan bir şey yok. Yok, olmaz. Haydi. Haydi, 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 olmaz. Ya ama Cergüday, sen payını mutfakta ayırdın. Ölüyen hatı. Afiyet olsun. Ne? Bak yine aldı gözü kör olmaya sıcağı. Ver dedim mutfakta, bir daha ne istiyorsun? Bu geliş hiç hayra alamet değil ama. Dostane gelene soframız yurt, düşmanlık edene pusatımız kaveydir. Orası öyle ama. Bu İsmihan Sultan tek mi gelmiş? İsmihan Sultan geldiler. Destur, valide İsmihan Sultan. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Atlar, istikametimiz Konya'dır. Haydi. Buyurun salındır bey. Ha. Söyle. Gazanon'un yolladığı 1000 atlı yola çıkmış komutan Samagar. Atlılar. Atlılar. Bu toprakları yeteri kadar çiğneyemediler. Adamlarını hazırla. Konya Sarayı yakında gerçek sahibinin olacak. Bin atlı Samagar'ı daha güçlü yapacak. Komutan Samagar, İsmihan Sultan'dan haber var. Kayı Bey Osman Konya'ya gelir. Ona hak ettiği karşılamayı yap Samagar. Osman, seni öldürmek benim kaderimde. Gelsin. Onu kucaklayacak. Ne dersin Marta?
bu köhne konaktan saray çıkarabilecek misin? Siz yeter ki isteyin sultanım. İsmihan Sultan. Ayıp olur. Nimetinde kusurunu gördün. Ayıp. Ayıp. Ben Ali Selçuk'un valide sultanıyım. Böyle bir yemeği benim önüme nasıl koyarsınız? Belli ki senin ağzının tadı bozulmuş İsmihan Sultan. Bu aşa laf etmenin başka izahı yoktur. Hatun, sen karşında kimin olduğunu unutur da konuşursun. Hatırlamak istersen bedeli ağır olur. Biz bedel ödemekle değil, ödetmekle nam salmışız İsmihan Sultan. İmdi, nimete ettiğim bu saygısızlıktır. Zorlamayasın. Nihayetinde aş da kul yapımıdır. Elbet eksiği vardır. Ama imdi bu sebepten ötürü ağzımızın tadı kaçmasın isteriz. Hakkın vardır Ayşe Hatun. İmdi senin hatırına görmezden gelirim. Sultanım. Yarın hanemize buyurun. Size yaraşır bir sofra kurayım. Ah. Ah Bengi Hatun. Sen buralarda harcanırsın. Senin yerin Konya'dır. Toydaki maharetini gördüm. Ama bazı talihsizlikler yaşandı tabii. Değil mi hatunlar? Bu sofraya oturduysam sizin hatrınız içindir sultanım. Bu kayılar beni cümle Türkmen'e rezil ettiler. İmdi de kızımın adını çıkarırlar. Haddini bil. Hatun, haddini bil. Sen ne ettiysen kendi elinle ettin. Eğer onları ayırmayaydın... Ben mi? Ben kızımın geleceğini düşünürüm. Bala Hatun. Siz benim toyumdan kızımı kaçırdınız. Yetmedi. İmdi de adını çıkarırsınız Malhun Hatun. Senin kızını düşündüğün falan yok. Öyle olmuş olsaydı en başından karşı çıkardım Bayındır'la evliliğine. Kesin. Yeter gayrı.
Selam Melik. Aleyküm selam. Sultan Alaaddin'le görüşmek isteriz. Aman ağa kardeş. Sultan Alaaddin'in bizzat kendi atını hediye ettiği beydir karşında dura. Hakikate şüpheyle bakmıyorsun asker. O vakit gören gözlerini kör kılarım. Ben Konya'nın eski kadısı Dursun Fakı. Karşındaki de Osman Bey evladı Alaaddin Bey'dir. Zorluk çıkarırsan işimizi zor yoldan görürüz. Dursun Fakı, affedin. Hoş geldiniz. Buyurun. Gelesin Bey. Dursun Fakı, kanunları bilirsin. Pusatlarınızı teslim etmeden giremezsiniz. Destur kardeş, alt dediğin pusatından ayrı olur mu hiç? Gayır vermeyiz pusat. Usulundaysa öyle olacak. Sultan Hazretleri. Sultan Mesut. Sizlik sizin damarlarınıza işlemiş. Ben buraya hak bildirmeye geldim. Münasip olan sizin Bengi Hatun'un ayağına gitmenizdir. Ama o kendine yakışanı yapıp büyüklük etti, benimle buraya geldi. Şimdi ettikleriniz için Bengi Hatun'dan af dileyeceksiniz. İsmihan Sultan, senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi?
Biz kimseye hadsizlik etmedik. Gittik, usulünce kızı istedik. Alçıçayı da sevmediği bir adama varmasın diye kaçırdık. Doğru dersin. Doğru dersin Ayşe Hatun. Kızı kaçırdınız. Toy kurup gelin edeceğinize tıpış tıpış babasının evine gönderdiniz. Şimdiden çarşı pazarda alçıçeğin dedikodusu dolanır. Gencecik bir kızın istikbali söz konusu. Çocuk oyuncağı mı bu? Sözümü ikiletmeyin. Affınızı dileyin. Hiç kimseden af dilemeyeceğiz İsmihan Sultan. Bize ettiğin saygısızlık yetti. Dost isen aşımızı ye, eline sağlık de kalk git. Düşman isen kaçak dövüşme. Çek pusatını karşımıza çık. Sen kimin hanesinden kimi kovarsın? Pılınızı pırtınızı toplayıp obanıza döneceksiniz. Konak sizin neyinize? Bu konak bundan sonra benim olacak. Marta, bu çöp yığınını saraya çevireceksin. Siz yeter ki isteyin sultanım. Şimdi de gözünü konağa mı diktin? Gayrı senin burada misafirliğin bitmiştir. Yekken gayrı! Bala! Bala! Bala sakin ol. Hadsizler. Selcan anam derdi ki akılsız misafir ev sahibini ağırlar. Sen bizi ağırlamaya kalktın ya. Bundan gayrı pusatımızla muamele göreceksin. Bırak! Bala! Sonuna hoş geldin Osman. Seni öldürmek benim kaderime yazılı. Kaderimin sonu senin elinden olmayacak. Sultan Mesut nerede? Hiç burada olmadı. Burası Mesut'un odası değil, senin mezarın. Kelam edemeyeceksin. Sen dur! O bizim avımız. Ah!
Seni öldürdükten sonra toprakların hükmümüze girecek. Kara bir bulut gibi yurduna çökeceğim. Yüzüme dokunanın elini kırarım. Yağlı urgan boynuna geçecek. Boynumda urgan olsa dahi ben kurdum. Ama siz ölürken dahi çakalsınız. Böyle bir ayağa kalkayım. O vakit hepinizden hesabını soracağım.